Süt vazgeçilmez besinlerimizden biridir. Ancak uygun koşullar sağlanmadığında çok çabuk bozulur. Bu nedenle sütün sağımdan soframıza ulaşıncaya kadar geçirdiği her aşama büyük bir titizlik gerektirir. Gelin her gün güvenle tükettiğimiz UHT sütlerin yolculuğunu hep beraber izleyelim. Sağlıklı içme sütü için ilk şart, iyi beslenen, sağlıklı ineklerden sağılan çiğ süttür. Burası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan ve düzenli olarak denetlenen çiftliklerden biri. Çiftlikte hayvanların stresten uzak bir ortamda yaşaması ve beslenmeleri için bütün detaylar düşünülmüş. Hayvanların sağlığı da veteriner hekimler tarafından titiz bir şekilde takip ediliyor. Sağım öncesinde süt sağım ünitesinin genel temizliği yapılıyor. Kullanılacak ekipmanlar hijyenik hale getiriliyor. Otomatik sağım makineleriyle sağılan süt, insan eli değmeden ve hiçbir bulaşma olmadan soğuk tanklara aktarılıyor. Gerekli analizler yapılan çiğ süt, özel soğutuculu araçlarla fabrikalara sevk ediliyor. İşletmeye kabul edilen çiğ sütler bir kez daha gerekli kontroller yapılarak ve yine özel soğutuculu tanklarda toplanıyor. Çiftlikten işletmeye tüm süreç büyük bir titizlikle gerçekleştirilse de çiğ süt üretime alınmadan önce ayrıştırıcılardan geçirilerek olası yabancı maddelerden temizleniyor. Dünyadaki en ileri teknolojiyle kurulmuş tesislerde hijyene de azami dikkat ediliyor. Son tüketim tarihine kadar tazeliğini koruyan uzun ömürlü içme sütleri UHT ultra yüksek sıcaklık tekniğiyle üretiliyor. Bu teknikte çiğ süt, sağlık için risk oluşturabilecek bakterilerin yok edilmesi amacıyla 3-4 saniye boyunca yüksek ısıya tabi tutuluyor ve yine hızlıca oda sıcaklığına soğutuluyor. Soğutulan süt, el değmeden ortamda son tüketim tarihine kadar korunacağı 6 katmandan oluşan özel aseptik ambalajlara dolduruluyor ve böylece hiçbir katkı maddesi içermeyen uzun ömürlü UHT içme sütleri güvenli olarak tüketicilerin kullanımına sunuluyor. Sevdiklerimize gönül rahatlığıyla süt içirmek için doğal besin değerleri en iyi şartlarda korunan ambalajlı sütleri tercih edelim.